Və canlı yayında ilk mövzumuz əziz tamaşaçılarımız, qeyd elədiyim kimi göz xəstəlikləri haqqındadır. Xüsusən də həm dünyada, həm də elə ölkəmizdə də körlüğa gətirib çıxaran əsas göz xəstəliklərindən, əsas səbəblərdən biri olan el arasında qara su kimi tanıdığınız qlaukoma göz təzyiqi haqqındadır. Ondan başqa katarakt haqqında, həmçinin uşaqlarda çəp gözlüyü haqqında, bütün növ göz xəstəlikləri haqqında ümumiyyətlə suallarınız varsa, həkim @xətir Instagram səhifəmiz üçün aktivdir. Həmçinin 404-31 10 nömrəmizdə yazıb suallarınızı göndərə bilərsiniz. Beləliklə mən qonağımızı təqdim edeyim. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu doktor Şərəf Öyrətmənoğlu. Şərəf bəy, xoş gəldiniz sizi. Hoş bulduk efendim. Yenə də çox xoşdur. Təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün, bizim tamaşaçılarımıza ayırıb gəldiyiniz üçün. Çox təşəkkür edirəm sizə. Asıl ben teşekkür ediyorum. Sizin programımıza katılmak gerçekten bir zevk yani. Təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Və əminəm ki, yenə də bizim tamaşaçılarımız üçün çox faydalı bir proqram olacaq həmişəki kimi və suallarımız da gəldikcə inşallah icazənizlə səsləndirəcəm tamaşaçılarımızın suallarını və qeyd elədiyim kimi ilk olaraq istəyirəm qlaukoma haqqında, qara su, biz də el arasında deyirlər qara su haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz ki, nədən bu qədər geniş yayılmışdır həm dünyada, həm ölkəmizdə və körlüğa gətirən qeyd elədiyim kimi əsas səbəblərdən biridir. Nədir ümumiyyətlə qlaukoma? Şimdi glokoma değişik isimlerle de yer alıyor halk arasında. Kara su hastalığı, göz tansiyonu, göz tazliği. Bunların hepsi aslında glokoma dediğimiz grup. Aslında sadece burada Azerbaycan'da veya Türkiye'de değil, tüm dünyada çok büyük bir sorun glokom. Ve üzerinde çok çalışılan bir konu. En kötü özelliği hastaya kendini belli etmeden yavaş yavaş ilerlediği için görme sinirinde tümden hasara neden olabiliyor. Ve en kötü bulgusu da şudur. Mesela katarak olduğunuz zaman karşıya baktığınızda flu görmeye başlarsınız. Ama glokom da yanlardan kapatmaya başlar. Karşıyı daima net görürsünüz. Hı hı. Ne zaman ki karşı bozulur, o zaman görme sinir hasarı çok büyümüş demektir. Hı hı. Bu da yavaş yavaş sakince. Bu da hastanın yavaş yavaş farkında olmadan görme kaybına doğru gittiğini gösterir. Tabii gözü şöyle tanımlayabiliriz. Kapalı bir top gibi düşünün. Bütün boyu 2 santimetre yani 20 milimetre. Bunun en zayıf yeri de görme sinirinin gözün arkasına girdiği yerdir. Hı hı. Gözün içerisindeki tazik, basınç artmaya başladıkça direkt görme sinirine baskı yapıp onu yavaş yavaş çukurlaştırarak etrafa sıkıştırıp ezmeye başlıyor. Hı hı. Yaptığı bu. Mekanizm bu. Bu şekilde de geri dönülmez bir hasar veriyor. Geride döndüremiyorsunuz. Şimdi ben burada yaptığım polikliniklerde fark ettiğim şeylerden bir tanesi aslında göz tansiyonu hastası bizim ülkemizde olduğu gibi burada da çok fazla. Ama şöyle bir yanılgıya düşüyor hastalarımız. Mesela 35 tansiyonla yakalanmış, ilaç kullanıyor. Herhangi bir göz hekimi vermiş, başlamış, güzelce ilacını kullanıyor. Fakat daha sonra ölçtürdüğünde 16 çıktı diye ilacı kesiyor mesela. Bu yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü o daha sonra tekrar çıkar. Bir kere o rakamları çıkmışsa tekrar çıkar. İlacı kestikleri için de bize geldiklerinde bunu şeyle de gösterebiliyoruz. Çok modern cihazlar var şu anda. Görmesinin analizini çıkartıyoruz. Görme alanını yapıyoruz. Ve hasar aslında şematik olarak hastaya da çok rahat gösterebiliyoruz orada. Ama tabii bunlar geç kalınmış oluyor. O yüzden göz tansiyonu konusunda ben hastalarımızın dikkatli olmalarını, hekimlerin verdiği tedaviyi aksatmamalarını, çünkü bazen ilacı bulamadım diyor, biraz bir hafta 10 gün kullanmıyor. Bunlar hep hasar olarak daha sonra geriye dönüyor. Hı hı. Tüm dünyada halen görme kaybının birinci sırada yer alan sorunudur. Təsir olsun. Yəni əsas qeyd elədiyiniz səbəblərə görə sakit təsir keçdiyinə görə həmçinin qlaukoma ətrafında doğru bilinən yanlışlar həddindən artıq çox olduğuna görə bugün mən sizin vasitənizlə tamaşaçılarımıza aydınlıq gətirmək istəyirik. İlk növbədə də siz qeyd elədiniz səssiz keçir, amma bizə suallar yazdılar. Mən hər dəfə bunu təkrar deməkdə fayda var ki, qeyd edirlər ki, mənim gözüm ağrımırsa məndə qlaukoma ola bilməz. Evet, bu da yanlış bir şey. Qlaukomun %10'u çok ağrı yapar. Bu %10'luk grup zaten mecburen doktora gider. Yani gözü ağrıdığı için. Ki o %10'luk grupta eğer 24 saat geciktirirlerse görme sinirinde ciddi hasarla karşılaşırız. Ama çok geciktirmezler. Çok ciddi, şiddetli bir ağrıdır. Hiçbir ağrı kesiciyle geçmez. O zaman doktora gider. Ama %90'lık grup bizim için en tehlikeli grup. Hı hı. Ağrım yok. Her şey iyi. Karşıyı görüyorum. Ben de göz tansiyonu yok, glokom yok diyerek günlük hayatına devam eden hasta grubu. Hı hı. Ama kimler risk altındadır? Yani hansı insanlar glaukom onlarda rast gelinebilir ki önceden yani bir önlem alsınlar, həkim oftalmoloqa vaxtında müraciət etsinler? Şimdi glaukomun aslında şöyle bir özelliği de var. Yani bazı hastalıklarla birlikte görülebildiği gibi, bazı tıbbi tedavilerden sonra görülebildiği gibi
genetik özelliği de var. Hı-hı. Ailede bulunması uyarıcı bir etkendir. Hı-hı. Yani 35 yaş üzerinde, şimdi çocukluk çağında da görülür ama genel olarak bahsedersek glokomdan, 35 yaş üzeri herkes aslında bir glokom hastası adayı gibi oluyor. Bu tabii muayenelerde ortaya çıkabilen bir şey. Yani 25 ile 30'a giden bir tansiyon ağrı yapmadığı için hasta kendiliğinden doktora gitmez. Veya tesadüfen gözlüğünü değiştirmeye gelir, orada bulunur, orada ortaya çıkar. Bunun dışındaki risk grubu olanlar işte bir takım seronegatif artritler dediğimiz bu ankilozan spondilit vesaire gibi hastalıklarda kortizonlu ilaçlar mutlak kullanılmak zorunda kalıyor. Hı-hı. Düzenli kortizon kullanımı çok tipik bir katarak nedenidir. Yani hormonal preparatların kabulü ve glokom nedenidir. Aynı zamanda yani, hı-hı, göz tansiyonunun da artmasına neden olur. Bazen mesela siz indi qeyd elədiniz ki, revmatizma xəstəlikləri nəticəsində qəbul olunan həkim təyinatı ilə qəbul olunan hormonal preparatlar. Bundan başqa həkim nəzarəti olmadan göz damcılarından istifadə edirlər, təsirləri olsun ki, hormonal. Bu da gətirib çıxara bilər mi glokomaya? Çıxara bilər. Yəni kortizonlu bir damlanın düzenli kullanılması glokom nedeni olabiliyor. Hı-hı. Bazen tabii biz mesela katarak ameliyatı yaptığımız hastaları da arkasından antibiyotikli ve kortizonlu damla kullanıyoruz. Hı-hı. Ama yakın takip ediyoruz. Hadi. Mesela bir hafta sonra tekrar tansiyonunu ölçüyorsunuz. O tedavi sırasında bile tansiyonun birazcık çıkmaya başladığını biz görebiliyoruz. Öyle olursa ilaç dozunu düşürüyorsunuz. Zaten hastada düzelmiş oluyor. Sorun kalmıyor. Çözümü var mı? Tabii ki var. Yani glokomun hem tedavi olarak, yani tıbbi tedavi olarak çözümü var. Ama bunlar tabii zamanında yakalanacak ve düzenli tedavilerdir. Daha başka bir tedavisi de cerrahi tedavisi vardır. Yani görme amaçlı değildir. Bunu hastaya başta izah ederiz. Görmenizi artıracak amaçlı bir ameliyat değil bu. Göz basıncınızı daha düşük tutacak. Ayrı bir yol açıyoruz gözün dış kısmında. Hı hı. Gözün üstündeki zarın altına sıvının gitmesini sağlayıp daha sonra oradan emilmesi ve damarsal sisteme atılmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla hastayı ilaçsız hale de getirebiliyorsunuz, hı hı, bu durumda. Hı hı. Yani ne zaman gösterişler olur? Konservatif muayeneye ne zaman artık cerrahi müdahale olunmalıdır? Burada ince bir sınır var. Hı hı. Şimdi tabii bölgeye, yöreye ve her şeye göre değişiyor. Şimdi mesela Azerbaycan'da benim en çok zorlandığım şey bazı ilaçları bulamamak ya da hastaların bulamaması, hı hı, veya hastaya pahalı gelmesi, tam bilemiyorum çünkü alamıyorlar. Böyle durumlarda hastayı hiç riske etmeden cerrahi kararı vermek daha mantıklı oluyor artık. Bu Türkiye'de de şu anda açıkçası, yani ben glokom aktif birimi üyesiyim aynı zamanda. Türkiye'de de bütün göz doktorlarının ortak fikri şu. Üçlü tedaviye çıktıktan sonra üç ayrı damla kullanıyorken artık cerrahi düşünmek gerekiyor. Çünkü o artık bir dördüncüsü yok çünkü tedavide. O zaman cerrahi tedaviyle hiç olmazsa üç ilaçlık bir günlük hayattaki şeyi düzeltiyorsunuz. Konforunu sağlıyorsunuz hastanın. Yani bu şekilde tedavisi de mümkün yani. Aydındır. Mən tamaşaçılarımızın nəzərinə bir daha çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Mövzumuz göz xəstəlikləri, xüsusən də el arasında qarası kimi tanıdığınız göz təzyiqi glaukoma haqqında, həmçinin mirvarisi kimi tanıdığınız katarakta xəstəliyi, çəp gözlüyü haqqındadır. Ümumiyyətlə, bütün göz xəstəliklərlə bağlı suallarınız varsa, həkim alt xəttəçi Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz suallarınızı. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu, okuloplastik cərrahı doktor Şərəf öyrətmən oğludur. Və Şərəf bəy, bu cür gözəl maarifləndirirsiniz tamaşaçılarımızı. İndi mən suallarımızı da birazdan səsləndirəcəm. Amma istəyirəm katarakta ya da toxunaq, yəni glaukoma müalicəsindən bağlı qeyd elədiniz ki, vaxtında mütləq risklər, genetik meyilliliyi varsa, müəyyən şikayətlər qeyd elədiniz kimi varsa, müraciət etmək mütləqdir. Yəni qarşısını almaq mümkündür. Müalicə ilə mümkündür. Evet, mutlaka. Digər bir məsələ mirvari suyu haqqında da istəyərdim keçə məlumat verərdi. Nədir katarakta? Yəni yaşlanan hər bir insanda rast gəlinirmi? Yeni doğmuşda da rast gəlinə bilərmi? Evet. Şimdi şöyle, mirvari su, katarak, yani bilur olarak tanımlanan göz mercinin sertleşmesi. Hı-hı. Kabaca tanımladığımızda. Aslında bunun glokomla da bir bağı var. Kataraktın kendisi de göz tansiyonu nedeni olabiliyor. Hı-hı. Ama çoğunlukla ileri yaşta görüyoruz. Genetik olanlar çocukluk çağında ortaya çıkıyor. Veya başka bazı hastalıklara eşlik edebiliyor çocukluk çağında, bebeklik çağında. O yüzden bebeklerdeki göz muayenelerinde bizim dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesidir o. Başka bir şeyin bulgusu olabilir çünkü. Ama daha çok ileri yaş grubunda ortaya çıkıyor. Onlar yaşa bağlı katarak olarak tanımlıyoruz. Günümüzde de çok iyi çözümleri var artık. Çok iyi bir cerrahi yöntemi var. Son derece modern aletler kullanıyoruz. Yani Dünya Göz Bakü Hastanesi'nde şu anda, hı hı, aslında
hep en üst model cihazlar var. Yani biliyorsunuz en son açılan yerde her zaman en yeni aletler olur. Kataraktı cerrahi olarak tedavi etmeniz çok mümkün. Bunun yanında hastanın beklentisine göre artık uzak, orta ve yakın mesafeyi de gözlüksüz görmesini sağlayabiliyoruz. Katarak ameliyatı sırasında. Trifokal ya da panoptik mark olarak söylersem bu tür merceklerle bunu da sağlayabiliyoruz. Kataraktın glokoma bir katkısı vardır. Eğer kataraktı bulduğumuz anda gördüğümüzde çok az bile olsa kataraktın üstündeki zarda soyulmalar varsa bunlar gözün içine dökülür ve kataraktın sebep olduğu bir göz tansiyonu ortaya çıkar. Bunda göz tansiyonu ameliyatı düşünmezsiniz. Direkt katarak ameliyatı yaptığınızda aslında göz tansiyonu ortadan kalkar. Bu da bir sebeptir yani. Katarak ameliyatını yapmak için. Bize mesela suallar verirler ki katarakt ameliyatı olduktan sonra mütləq gözlükdən, eynəkdən qurtulmaq mümkündürmü? Yəni, yanaşı gedən şəkərli cəbit varsa, əgər glaukoma dediyiniz kimi varsa və yaxud da digər müəyyən problemlər varsa mümkündürmü? Tamamilə eynəkdən qurtulmaq yoxsa? Şimdi tamamilə eynəkdən qurtulmaq mümkün. Amma orada tabii dikkat edilməsi gereken noktalar var. Bu, biraz önce bahsettiğim uzak, orta və yakın mesafeyi içeren mercekler hastayı uzakta da yakında da rahat ettiriyor. Veya sadece monofokal tek odaklı dediğimiz bir mercekle uzağa rahat görmesini yakını da gözlükle görmesini sağlayabiliyoruz. Ama burada tabii mesela diyabet olması bizi trifokal dediğimiz üç odaklı merceklerden uzaklaştırıyor. Çünkü göz içerisinde de bir takım bozukluklar çıkabiliyor. Onların takibi çok önemli. O yüzden de mercek seçiminde zaten biz hastanın durumuna göre düşündüğümüzde ikisini de önerebiliyoruz. Yani bakın isterseniz böyle bir mercek var, siz uygunsunuz. Ama diyabeti olup göz dibinde problemleri var, onlar devamlı takip edilecek, kontrolsüz gidiyorsa orada artık monofokal bir mercek tercih edip daha çok göz dibiyle ilgilenmek gerekiyor. Tabii orada da önemli olan şu, bizim göz dibiyle ilgilenmemiz, diyabette yaptığımız şeyler tek başına yeterli değil. Hastanın da bunun farkında olup şekerini ve göz şekerini ve vücut tansiyonunu tamamen normal tutması aslında en güzel şeydir. Hastaya bağlı farklı. En güzel tedavidir yani. Doktor, bizim de mövzumuza devam edəcək. İstərəm bir video görüntümüz yayınlansın. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə bağlı əziz tamaşaçılarımız. Buyurun görüntümüzü izleyin, sonra canlı yayında mövzumuza devam edəcək. İllik fəaliyyəti ilə dünyada etimad və nüfuz qazanan Türkiyənin Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupunun Bakı filialı, gözün bütün sahələrində təcrübəli Türkiyəli həkim heyəti ilə ən son texnoloji avadanlıqlarla gözün müayinə, müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirir. Gün 24 saat fəaliyyət göstərən Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında dünyaca məşhur oftalmoloqlarla göz sağlamlığınızın qeydinə qalın. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Dünya Göz. Dünya görməyə dəyər. Bəs tamaşaçılarımız, biz mövzumuza devam edirik canlı yayımdə. Bütün növ göz xəstəlikləri, xüsusən də el arasında qarasu kimi tanıdığınız glaukoma və mirvari suyu haqqındadır, kataraktı xəstəliyi haqqındadır. Suallarınız varsa Həkim Atxatiş Instagram səhifəmiz, həmçinin 404-31-10 efir nömrəmiz aktivdir. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu doktor Şərəf Öyrətmənoğludur. Və Şərəf bəy, biz kataraktı ilə bağlı qaldıq mövzumuzda. Digər bir məsələ, məsələn, sarı nöqtə xəstəliyi də varsa, yanaşı katarakta da varsa, bu zaman necə əməliyyatlardan qaldırmaq mümkündür mü, yoxsa? Şimdi aslında problemli vakalardan bir kısmı bunlar. Yani sarı nokta hastalığı dediğimiz, merkezi görmeyi sağlayan bölgedeki hastalıklar. Onun da aslında uygulanan tedavileri var. Fakat katarak ön tarafta yer alan bir engel, diğeri ise arka tarafta olan bir engel. Şimdi burada hastaya bu ikisi anlatılarak, ameliyat öncesi eğer katarak çok sert değilse biz arka tarafı görüp tespit edebiliyoruz bunu. O zaman hastaya şunu öneriyoruz. Bakın engelin birini kaldıralım. Önce katarakta alalım. Kalan görmenin azalmasının sebebi arka taraf olur o zaman. Ne kadar azalıyorsa. O zaman da oraya uygun göz içerisine yapılan enjeksiyonlarımız var. Bunlar her ay yapılabiliyor aslında. 3-4 çeşit ilaç var bu konuda ve herhangi birisi rahatlıkla uygulanabiliyor. Ortalama bir ay civarında bekledikten sonra
hastaya yine bir çeşit göz tomografisi olan OCT dediğimiz cihazla çekip düzelme var mı yok mu değerlendiriyoruz. Düzelme varsa biraz bekliyoruz, düzelme yoksa tekrar bir enjeksiyon daha yapıyoruz. Günümüzde artık bütün dünyada en yaygın tedavi şekli bu tür sarı nokta hastalıklarında enjeksiyonlar. Tabii onun da belli kuralları var. Yani her hastaya değil, yani sıvı toplananlar özellikle yaş tip dediğimiz gruba kullanmak. Bunun tabii enjeksiyonların çok geniş alanları var. Yani retina ile ilgili bölümde çok değişik hastalıklarda da kullanabiliyorsunuz onu. Şərəf bəy, bizim Naxçıvandan bir zəngimiz var. Qəbul eləyə zəngimizi. Alo. 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 Eşidirik sizi. Salam. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin. Sualım mənim əvvəllər 95% görmə qabiliyyətim var idi. İndi gecələr görmürdüm. İndi gündüz görmə qabiliyyətim də itib. Amma işığı görürəm. Məsələn, neçə dəfədə yoxlandım. Dedilər, gözündən mirvarı artıqdır. Yəni, normaldan biraz artıq gəlir də mirvarı. Mirvarı əməliyyat edib götürsəm, gündüz mü, 5 metr, 3 metr mü, özümü görüb idarə edə bilərəm mi, yoxsa yox? Şimdi, anladım. Var? Yox. Təşəkkürlər, Firudun bəy, sualınıza görə. Şimdi anladığım kadarıyla çok sertleşmiş bir katarak hastamızın. Tabi dolayısıyla arka tarafı görülemiyordur. Eğer göz tansiyonundan görme siniri hasarı yok ise, sadece sarı nokta hastalığı olsa bile hastanın en az bir sıralık görmesi olur katarak ameliyatı sonrası. Çünkü görmeyi 10 sıra üstünden düşündüğümüzde 10'da 9'u sarı nokta dediğimiz bölgeden. Ama 10'da 1'i çevresel retinadandır. Dediğim gibi görme sinirinde herhangi bir problem yoksa, ayrıca zaten çok sertleşmiş bir katarak oradan mutlak götürülmeli. Yani önceleri gözleyirdiler ki yetişsin ama şimdi gelirsiniz ki bu kadar sertleşmeye ihtiyacı yok. Çünkü bekledikçe bu sefer kapsülü zayıflıyor, bağları zayıflıyor. İçerisindeki materyal gözün içerisine salgılanıyor ve gene glokom nedeni oluyor. Aha. Yine göz tansiyonu nedeni oluyor. Sertleşmiş kataraklarda da biz fako cerrahisi, yani dikisiz katarak ameliyatı yapıyoruz zaten. Yani ben hastamızın ameliyat olmasını öneririm. Yani her koşulda şansını kullanmalı. Katarak çünkü orada durmayacak. Yani bir şekilde ameliyat ettirecek kendini. Diğer bir telefon zengimizde kabul edelim. Aynur Hanım, buyurun. Alo, salam hanım. Salam Aynur Hanım. Həkimə sual vermək istəyirdim. Əvvəllər mən getmişdim göz balistasına da. Orada biraz müalicə aldım. Gözümün elə bir ki, qırağından başlandı, su çıxırdı. Dedilər, infeksiya düşübdü. Ona görə dərmanlar elədim, levomisinə, antibiotiklə zat tökdüm gözümün qırağına. İndi yenə basıram, həmən vəziyyətdir. Yəni, su gəlir gözümün qırağından. Elə basan kimi yenə su gəlir. Sorunuz var? Burun kökünə basıyorsunuz herhalde, değil mi? Şuraya... Teşekkürler, sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Şimdi bu çok tipik gözyaşı kanalı tıkanıklığı. Hastamızın bastığı yer gözyaşı kesesinin olduğu yer. Gözyaşı gözün dış kısmında, yani üst tarafta yapılır. Gözün üzerinde akar. Sonra da iç köşede bir üstte bir de altta kanal vardır. Üstteki kanal gözyaşının %25'ini, alttaki %75'ini, yani ağırlıklı kısmını bu keseye götürür. Bu keseden de burnun arka tarafına akar. Normalde tıkanma olmazsa hasta bunun hiçbir zaman farkına varmaz. Ama tıkalıysa hastamız onu keşfetmiş, basarak keseyi boşaltıyor. Ama bu mutlaka bir muayene ile oraya biz levaj dediğimiz serum veriyoruz kanala girip. Yani iğne değil. Yani bunun için bir muayenede. Yani serum veriyoruz. Kanal tıkalıysa ondan sonrası cerrahi. Yani çünkü çok enfekte olur. Kapalı ortam olduğu için çok mikrop kapar orası. Aydın'da ve cerrahi prosedür de çok küçük bir prosedür. Evet, yani şey, hasta zaten uyutularak yapılıyor. Aydın. Silikon tüp de koyuyoruz. Bir daha tıkanma şansı da olmuyor. Kendisinin sıkıntısı olmuyor ameliyat sırasında. Bir defeli bu kadar eziyetten. Yani kurtulur. Bu çünkü şey yapar, mutlaka enfekte eder. Enfekte. Bazen yüzün şöyle yarısını kaplayacak kadar abseleştiği oluyor. Aydın'da. Mən istəyirəm Instagram suallarımızdan da səsləndirim icazənizlə. Deməli, oğlum 1.5 yaşlıqda sol gözünün üst qapağının dəri altında şiş var. Həkim aparıblar sızana olduğunu, müəyyən müalicələr, antibiotik müalicələr qəbul edir, amma heç bir dəyişiklik yoxdur. Qeyd edilir ki, bu problemi necə həll eləmək olar? Yəni, nə ola bilər bu qədər gözün sol göz altında şiş? Üst göz qapağında. Şimdi, büyük olasılık dermoid kist diye tanımladığımız anne karnından kalma kistlerdir bunlar. Zaten tedaviyle geçmezler, yani muayeneyle geçmezler. Hasta görülür, sınırlıysa yeri zaten elimize aldığımız anda onu anlarız, sınırlı mı, arkaya doğru gidiyor mu, gitmiyor mu. O zaman cerrahi olarak o oradan alınır,
Hiçbir iz kalmadan da çocuk normal hayatına devam eder yani. Aydın da digər bir məsələ bizə suallar ünvanlayırlar ki, katarakta varsa əgər hər iki gözdə eyni seansda əməliyyat etmək olarmı? Amma bir telefon zəngin var istəyirsiniz, onu qəbul eləyək. Tabii, tabii. Günarə xanım, buyurun. Salam, biləkim. Salam, Günarə. Mən həkimə bir sualım var, xanım. Buyurun, mən buyurun. Mən mirvari suyundan əməliyyat olmuşam 18 gündür. Aha. Ancaq gözüm yığılıb, balacalanıb, qızartı var, batır, göynəyir. Damcılar da tökürəm, heç bir nəticə yoxdur. Sualınız var? Yok, sualım yok. Aha, teşekkürler Günar Hanım sualınıza göre. Şimdi hastamızın 18 gün olmuş. Daha çok yeni aslında. Muhtemelen ilaçlardan kaynaklanan bir şey, rahatsızlık. Çünkü bazı ilaçlara karşı hastada alerji gelişebiliyor. Eğer bu durumda 18 günde rahat etmediyse hekimine başvurup ilaçları değiştirilebilir belki. O zaman daha rahat olacaktır. Ama yine de birazcık sabrederse bir haftaya kadar daha da rahat olur. Yani katarak ameliyatı sonrası ortalama 3 hafta ilaç kullanırız çünkü. Aydındır. Daha 18. gün, yani biraz daha zamanımız var. Yani ameliyat sonrası ele ona da aydınlığa getirmiş olduğunuz yani gibi. Normal giden bir ameliyatta tabii yani normal her şey bir sorun olmaz. Instagram sualımızdan da mesela sendirim. Kızım 13 yaşı var, uzağı yaxşı görmür, eynəyə taxır. Sual verir ki, eynəyə ilə keçəcək mi? Yani bu sual özünüz bilirsiniz, çok sual verirler. Eynəyə müalicə eləyir mi? Dermanlar, vitaminler müalicə eləyir mi? Haddan artık çok şimdi, böyle yanlış bilgiler vitaminler, var. Bunların hiç yeri yok. Yani muayene etmiyor. Gözlük aslında hastanın daha net görmesini sağlıyor. Tedavi edici bir özelliği yok. Ama kötüye götürücü bir özelliği de yok. Onu şöyle düşünmek gerekiyor. 13 yaşında nasıl ki boyu uzuyorsa zaman içerisinde göz boyunda da değişiklik olacağı için numaralarında ufak tefek değişiklikler olacaktır. Ama hastalarımız genelde şundan korkuyorlar. Numarayı biraz yükseltseniz kötüye gidiyor gibi düşünüyorlar. Ve zayıflık olarak tanımlanıyor. Aslında gözlük bir zayıflık değil. Bizim için önemli olan gözlüklü veya gözlüksüz hastanın %100 görmesi. Yani bunu gözlükle sağlıyorsanız gene %100. Bu bir patolojik durum değil. Yani bir hastalık değil. Tabii ki gözlük iyileştirmeyecek. Yani numarayı ortadan kaldırmayacak. Ama neler yapılabilir? 13 yaşında biraz daha büyür. 14-15 yaşında kontakt linzalar kullanabilir. 18 yaşından sonra lazer cerrahisi için düşünülebilir. Eğer gözü uygun ise, numaraları da uygun ise o zaman gözlüksüz hale gelebilir. Esas eynekle qeyd elədiniz kimi 100% görme. Önemli olan eynekle 100% görme. Onun dışında bir vitamin, vitaminle damla vesaire bunların hepsi boşa oyalanma oluyor. Mən istəyirəm yenə suallarımızdan səsləndirəm. Instagram suallarımız vaxtımız azdır. Mənim oğlumun sol gözü ağrıyır. Həmçinin gözdə nöqtə kimi qanlar olur. Nöqtə şəklində qan gəlir gözə. Oğlunun yaşını qeyd eləməyib. Nə ola bilər? Şimdi göz ağrısı dediğimiz zaman aslında gözdə hissedilən ağrıların %10'u bize aittir. %90'ı göze komşu olan dokulara aittir. Mesela sinüsler, kulak burun boğazla ilgili bölüm, nöroloji dediğimiz bölüm, baş ağrıları. Ama en azından o %10'luk bölümü uzaklaştırabilmek için mutlaka bir göz muayenesi yapmak lazım. Yani mesela çok basit bir gözlük ihtiyacı bile, eynek ihtiyacı bile ağrı nedeni olur. Çünkü gözünü kısmak zorunda kalır, kısınca da ağrı gelişir. En azından bunlar ekart edilirse şunu söyleyebiliriz hastaya. Bakarız, muayenesini yaparız, her şeyi değerlendiririz. Hayır, gözleri sağlam. Aslında ağrının nedeni göz değil. Komşu dokulardan kaynaklanıyor olabilir. Ona göre yönlendirme yaparız. Ama bize aitse de deriz ki tamam bu %10'luk gruba giriyor. Kullanın, daha sonra kontrolde ağrının geçtiğinden emin olalım diye tekrar çağırırız. Bizim daha bir telefon zengimiz var. Kabul eyle yine de. Tabii. Bəxtəli xanım, buyurun. Alo. Salam, buyurun, sualınızı verin Bəxtəli xanım. Salam, mələküm xanım. Xanım, mənim gözümdən şikayətim var. Bir dənə həkimə sualım oldu. Hamınızı salamlayıram, efir vasitəsilə. Mənim gözümün hara getmişəm, deyirlər, kanalı tutulub da. Mən düzdür, kanalı bir o qədər şey eləyiblər, aşmaq mümkün olmayıb. İndi bu həkimə müraciətim odur ki, bunun əncamı nədir, mənə bir kömək eləyə bilər, yoxsa yox? Təşəkkürlər Bəxtəli xanım sualınıza görə. İkinci artıq göz yaşı kanalıyla bağlı sual. Qeyd elədiniz ki, biraz öncə göz yaşı kanalıyla ilgili söylediğim şeyler aynen hastamız için de geçerli. Şimdi sosyal hayatta çok rahatsız edici bir şey olduğu için hastamız şikayet etmekte haklı. Yani sürekli elinde mendille gezmek zorunda kalıyor çünkü. O ama bir ameliyatla çok rahat olabilir yani.
gözyaşı normal yolundan gider. Yəni müraciət edə bilərlər, əlbəttə ki, tam rahatlıqla güvənlə müraciət edə bilərsiniz. Dünya Göz Bakı xəstəxanasının ekranlarda nömrəni görürsünüz əziz tamaşaçılarımız. Şərəf əsrinə olan vaxtımız bitdi. Suallarımız çox qaldı. Yəni xahiş edirəm gələndə bir şey cavablandırarsınız. Çox biz çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, yenə gözləyəcəyik. Çox təşəkkür edirəm. Bu arada yeni yılınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycana sağlıq, mutluluq, huzur dolu bir yıl diləyirəm. Təşəkkür edirəm. İnşallah hep beraber o şəkildə gedər. İnşallah, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.